Şimdi biz beşiğimizi kurmaya başladık. Yalnız biz koyu gri istemiştik ama bize açık gri gelmiş. Şey. Öncelikle şöyle bir kutuda geliyor. O kutudan çıkarttık. Sonra böyle bir çantası var. Taşıma çantası. Bunu da şu an azimle çıkartmaya çalışıyor. Yok yok. Şimdi şu şey zaten. Bu en son. Bu yaprağımız. Şeyi. Gözükmüyor. Bu sallanması için aparat. Böyle işe Beşin kendisi özü bu herhalde. Şey. Tam ortasından açıyorlar. Hayır. Hem büyük yaptı zaten bu. Anladım. Kısa kenardan. Nasıl oldu? Dur aşkım çekme iyice. Bir şey yapmıyorum. Önce şunları açıyoruz. Sonra açayım. Sesim duyulmaz yani. Bakın ben bir şey yapayım da. Sonra şunu yapıyorum. Tamam. Sonra da yapıyorum. Sonra bastım. Gel. Parmağını açıyorsun. Burası da park ha. Beşik oluyor. Büyüdüğünde kullanılıyormuş. Aynen. Neyse daha büyümediğine göre. Şimdi. Burası da ara katı. Buraya yatağa geliyor değil mi hayatım? Evet. Yalnız beşiği ütüleyesim geldi şu an. Oğlum ara dersin. Demirleri attıktan sonra bu kendi yatağı arkadaşlar. Tabii bunun üstüne bir tane daha yatak alınacak. 70'e 110 ölçüleri. Bu yetersiz kalır. Bunlar şey sallanması için altına takılıyor. Bunları takmaya gerek yok çünkü. Ne yapıyorsun? İnsanlara yardımcı olalım diye burada video çekiyoruz ya. Ya ben yanlış beşiğin videosunu izliyorum. Bak geçirme yerleri burada. Yani burası ha, tamam, dur bakayım. Şeye gelecek. Tamam. Beşiğin yüzüne gelecek. Biz bir video izleyelim. Kendi beşik markamızın kurulumunu izlerken ben de sizlere kısaca anlatayım. Bu zaten kapalı bir şekilde çantasında ve kutusunda geliyor. Kutusundan çıkartıyorsunuz, çantasından çıkartıyorsunuz. Bunlar da bacakları kapalı bir şekilde oluyor. Önce kısa kenarlarından şurada çıt çıtları var. Oraya basarak açıyorsunuz. Ondan sonra uzun kenarları açıyorsunuz. Daha sonra yine tekrardan çekeriz. Altında kırmızı bir ip var. İpi aşağıya doğru bastırıyorsunuz ve çıt edince bu zaten kurulmuş oluyor. En uzun demirleri altında öncelikle şey var. Fermuar var. O fermuarı sökünce ileride park beşik olarak kullanılıyor. Kapatıyorsunuz. Yatağını yerleştiriyorsunuz. Daha sonra şöyle bir açma millerimiz var. Bunları birazdan şimdi eşim demirlerine geçirecek.
kendisi yapsın istiyorum. Sallanma aparatları var. Onlar bacaklarına takılacak. Şu an kullanmadığımız için takmayacağız. Belki de takarız. Bilmiyorum. Bu taraf mı? Bu taraf mı? Sanırım bu taraf. Aynı yanı oluyor. Yine tamamen kurulduğunda yine orasını da gösteririm. Bu şekilde bir tane de cibinliği var. Böyle. Bu şey bizim yatağı sabitleme kemeriymiş. Evet. Hı? Bu bizim yatağı sabitleme kemeriymiş. Bu mu? Ha, tamam, buna şimdilik gerek yok. O zaman doğru mu? Hı-hı. Şu sallanması için olan şeyler vardı ya. Nasıl çevireceksin? Dur. Burada şey var ya. O mu acaba kipsleri? Olabilir. Bunlar da ayak sallanma aparatları. Sanırım bunu kalkınca sallanmıyor. Aynen, sabit duruyormuş. Şimdi deneyelim. Dur. Bırak bakayım. Kaldırınca bence sallanmıyor. İyi çekmemiz gerekiyor yoksa kayıyor ya. Şimdi şunu bir alalım. Anlatmıyorlar ki tıkır 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 koymuş her şeyi hazırlamış takıyor takıyor geçiyor. Bunlardan mı açtıracaksın? İşte onun sonra da rapor geldi. Evet. İyi kötü yanlış koydum bir şeyler yaptık. Duruyor mu duruyor? Pardon. Ya bu böyle ki zaten. O öyle durmayacak. Abi. Hayır. Şöyle duracak bu. Hayır, öyle durmayacak. Şöyle. Hayır, bu taraf duracak. Hayır, böyle duracak. Hayır, böyle durmayacak. Hayır, böyle duracak. Hayır aşkım, böyle duracak. Hayır, şu ters duracak. Böyle duracak. Tamam işte, tam böyle dur. Yani şekil olarak böyle duracak diyorum. Aha işte. Tamam işte, ben de bundan bahsediyorum. Buna test geldi. Buraya geçmedin ya. Buraya geçemedin. Oraya hangisini geçeceğimi bilemedim. Başka demir var mı? Onlar var. Şimdi göstereyim. Gömüş olduğunuz demir, yani şu iki tarafı kalkık olan demiri alt değiştirme minderine takıyorsunuz. Ondan sonra kısa kenarlarını takacaksınız. Bu ters kalıyor işte. Ondan diyor, onu diyorum. Adam bunu çeviriyor. Ben onu çevireceğim. Yok ya, ters tarafı takmış olarak demir, değil mi? Ha? Ya da çevirince zaten kalıyordu. Çıkartmana gerek yoktu. Hayır ya, bak böyle işte. Tamam böyle işte. Çıkar şu içine gidelim. Demir yok içinde. Gidelim. Çıktın mı oradan? Hı hı. Dur şimdi.
Onları geçirmeyelim. Marshmallow'a da bak geçirmeyi var. Affa. Geçirmeyi var. Yok mu? Hiç istediği çalışmıyor. İşte videoda bunları göstermiyorlar ki. Ne yapıyorsun ya Allah aşkına? Geçirmeye çalışıyorum. Hayır, bunu neden geçirmiyorsun? Ne? Bunu sökeceğim. Al. Tamam ya, olur öyle şeyler. Doğru söylüyorsun. Anca gül bana oradan. Buradan geçecek diyorsun değil mi? Hı hı. Buradan nasıl geçecek? Öyle mi? Tamam, şimdi yavaş yavaş renkler yerine oturacak. Beşik bitti zaten. Tamam. Dur bakayım. Yan tarafa mı geliyormuş? Yani şurada yan tarafta girişi var. Bakın bu tarafta var mı? Yok. Şu her ne kadar gereksiz olsa da bence beşikleri güzel gösteriyor. Bu mu? Evet. Yok bence iyi ya, sinek minek çakçuk. İyi oldu. Çak. Biraz zor olsa da atın. Şimdi en baştan anlatalım mı? Sökeceğim mi tekrardan? Hayır. Şimdi kutuyla geldikten sonra şöyle bir şeyle geliyor. Bir bakın. İçinde taşıma çantası. Tamam, içinde bir şey var mı diye baktım başka mı? Aynen, bu taşıma çantasıyla beraber geliyor. Sonra şu aparatlara var, demirler falan çıkıyor. Onlara şimdi girme, kafanız karışmasın. Kapalı bir şekilde aynen geliyor bu. Bunu böyle kapatıyorsunuz şimdi. İlk baş böyle oturtuyorsunuz. Bacaklar zaten yamuk oluyor. İlk baş buralardan kaldırıyoruz değil mi? Aynen. Hı-hı. Tık et, zaten tık diye ses geliyor. Zorlamanıza gerek yok. Sonra diğer köşeye ilk baş kısa kenarlar. Sonra uzun kenarları tık diye oturtuyoruz. Sonra de açınca şak diye oturuyor. Şu ortada kırmızı bir şey var. Onu da böyle aşağıya bastırıyorsunuz. Aynen, ama ayaklarıyla oturduktan sonra bastırıyoruz. Tamam. Ondan sonra bastırıyorsun, şak diye oturuyor. Çık diye açılıyor. Aynen. Şöyle şöyle bir tarz bir demir çıkıyor içinden sonra. En uzun demirleri buraya geçiriyorsun. İki tane. Eşiğin alt orada kısmına. Orada fermuar kısmı var. Orada ara katı sökünce park yatak için oluyor. İleriki dönemlerden dolayı. Sonra şu şeyi takıyoruz. Sözün alt değiştirmeyle. Takamadığımız. Biraz, bizim biraz zorlandığımız. Takamadığımız. Şey. Aslında taktıktan sonra da bir şey yokmuş yani, onu gördük. Tabii tabii. Şu göstermiştim zaten, iki tarafı da böyle kısa kenarlı kalkıp olanları bu tarafa, yani uzun kenarlarını takıyorsunuz. Kısa kenarları da içinden şu astarından geçirip buraya takıyorsunuz. Sonra zaten oluyor, kuruluyor. Aynen. Aparatı zaten. Şu zaten garanti belgesinin içinde çıkıyor bunun aparatı. Evet, küçük aparatlar oradan çıkıyor. Buraya bakım malzemeleri, bezi falan. Şimdi bunu arayacaklar bizim aradığımız gibi. Şuraya takıyormuş bu demiri. Şuradan şöyle geçmeli, şöyle çıkıyor. Şöyle yukarı doğru çekiyorsunuz, çıkıyor zaten, şöyle geçmeli. Cibinli. Şöyle gelebilirsin. Evet. Burada park beşiği var. Çocuğu tabii büyüyene kadar buraya artık eşyalarını falan koyabilirsiniz. Şunu unuttuk. Şöyle bir aparatı var. Alt tarafına takıyorsunuz zaten. Bunu bu şekilde ayağını da ittirebiliyorsunuz kolay bir şekilde. Zaten böyle iniyor. Böyle sabitleniyor. Tabii bunu ayağını da çekemiyoruz. Sonra çekiyor, çekiyor. Tık diye ses geliyor yine. Sonra böyle. Öyle de sallanan bir ışık oluyor. Sonra... Bu şekilde. Bunda tek eksiğimiz sadece yatağımız kaldı. Onu da bir şekilde alacağız.
Şu yatak çok iyiydi o gibi. Bize söylesinler. Evet. Çünkü biz yatakları araştırıyoruz. Her yatağında olumlu ya da olumsuz yorumları oluyor. İşte yok bebek, kimileri diyor ki bebek yatağı sert, kimileri diyor ki bebek yatağı yumuşak olmalı diyor. Biz de kararsız kaldık. Bebek yatağı yumuşak olmalı. Yayalım. Başka? Efendim? Teşekkür mesajı yayalım. Evet. Park beşiğimiz sponsor altında. Bedavaya geldi falan. Beşik alan önce büyük babaannemiz, daha sonra babamız ve babaannemize teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Aşkım çıkmıyorsun. Keselerinize bereket. Öyle. Beşik de aradan kalktı. Aslında bir yatak kaldı. Evet, onu da zaten gelirsek alırsak tercihimizi bir video içerisinde söyleriz. Öyle, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki. Tabii biz bunu kullanmadık ama şunu da söyleyeyim de insanlar bilsin yani. Benim gibi bu ne demesinler. Bunlar işte deprem gibi olaylar için beşiği yatağa sabitliyormuşuz. Evet. Ben de gene öğrenmişim. Bebişin beşiğini kendi yatağını sabitlemek için alttan geçiriliyor sanırım. Şöyle şeyler de var herhalde ya. Tabii o kurcalanıp bulunabilir yani. Şimdi hiç kurcalamaya gerek yok benim arada. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dolgusta Faysal'a teşekkür ederiz. Biraz zor oldu ama yanlış video izlemişim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.